İlk olarak şunu sormak istiyorum. Sedat Peker, orman yangınlarında HDP'nin adres gösterilmesinin gidin HDP'ye saldırın anlamına geldiğini paylaşmıştı. Melih Gökçek gibi isimler de bu yönlü kampanyayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla Melih Gökçek falan hiç önemli figürler değil de o her durumda bir şey yapabilirdi. Esas başka bir daha tehlikeli bir şey vardı. Gece boyunca işte o bildiğimiz, alıştığımız genel olarak troll diyoruz ama hepsi aynı şey değil tabii. Bir takım hesaplardan yani şu anda burada hastaneyi yakıyorlar, halka ateş açıyorlar. İşte çatışma var, koşun, moşun falan böyle bayağı insanları sokağa dökmeye ve işte katliam falan yaptırmaya yönelik bir faaliyet vardı. Eğer devlet bu organize bir şeydi. Bunu hepimiz gördük, yaşadık bütün gece. Devlet bu işi yapanları ortaya çıkarmazsa durum vahim. Çünkü o zaman hani biliyor ve ses çıkarmıyor olacak. Yani esas benim önemsediğim kısmı bu. Ya bir de tabii şöyle bir şuursuzluk var. Herhangi bir şey olduğunda insanların içindeki bütün o kötülük, ön yargılar, her şey harekete geçiyor. En kolayı bir de bu. Felaket hallerinde insanlar hep kızacak bir merci arar. Yani genellikle bir yakınımız hayatını kaybettiğinde falan da böyle bir öfke duyarız ve bir sebep ve fail ararız. Şimdi böyle bir işin evveliyatı falan da olduğu için ve tabii bu özel olarak körüklendiği için böyle bir provokasyona girişildi. Evet. Sayın bunlar Kıvanç... korkunç şeyler. Benim yaşımdaki insanların artık hani 40 sefer yaşadığı, her seferinde benzer şekilde cereyan eden korkunç işler yani. Bir ülkenin insanlığı kendilerine ve ülkelerine doğru dürüst sahip çıkmadıkları için, ülkeyi yönetenlerin de bizim selametimiz dışında çok başka dertleri olduğu için, bir de iktidar koalisyonu bozulmaya yüz tuttuğu için güncel olarak da şimdi de böyle bir kampanyaya dönüştürüldü. Peki orman yangınlarını da ele almak istiyorum. Çünkü ülkenin pek çok yerinde aynı zamanda yangınlar baş göstermişti. Evet. Şimdi orman yangınlarında gösterilen adresle Konya'da, Ankara'da yapılan saldırılar arasında bir bağ görüyor musunuz siz bu konu hakkında? Yok, Konya'daki saldırının bu orman yangınları ile falan ilgisi yok. Çünkü evveliyatı var. Yani o aileye yönelik zaten sürekli bir tehdit durumu var öğrendiğimiz. Daha geçen iki hafta mı ne kadar oldu işte bu aile saldırıya uğradı. Zaten bu meseleden bahsetmek bile artık çok zor geliyor. Tabii bu arada Dedeoğlu ailesinin geri kalan fertlerine başsağlığı dileyerek bu konuşmaya başlamamız gerekir. Başsağlığı diliyorum burada. Yani net olarak adam söylüyor, bizi öldürecekler diye anlatmış yani ortalık yerde. Korunması zor bir şey değil ki bir evin, bir ailenin. Bunu bu ailelik istese korurdu. Evet, Sayın Kıvanç, yani tam bariz bu bir şey var aslında. Orada. Toplanan, pardon. Buyurun, devam edin, soracağım. 50-60 kişi toplanıp saldırdılar. O toplu hareket sırasında ya, söyledikleri sözler var, attık. İşte slogan, bağırtı, neyse bunlar var. Şimdi bunların hepsi ortada. Şimdi bugün deniyor ki işte buna ırkçı cinayet demeyin, bu diyen haindir, şudur. Yani öldüren insanlar, katiller bir kenara bırakıldı. Şimdi buna böyle diyenlerle uğraşıyor devlet falan. Bunlar da tabii çok acayip, çok acınası durumda olduğumuzu gösteren şeyler. Yani yani belki olumlu sayılabilecek tek işaret şu, hani devletin bu işin devamını kışkırtmayacağını anlıyoruz ilk andaki tavırlardan. Yani vallahi bilmiyorum. Böyle değil mi? Evet, evet. Az önce siz de belirttiniz zaten Konya'daki aileye ilişkin daha önce de saldırıya uğramışlardı. Evet. Peki Konya Emniyet Müdürü Engin Dinç, Hrant Dinç cinayeti sırasında Trabzon Emniyet İstihbarat Sorumlusuydu. Yine Rahip Santora cinayeti döneminde de görevliydi. Sizce bunlar tesadüf mü Sayın Kıvanç? Daha sonra biliyorsunuz bu
şeyden sonra, başarılarından sonra istihbarat başkanı yapıldı emniyette. Evet. İşte Hrant Dink davasını yakından izleyen, tabii çok az kişiyiz, yakından izleyenler için o ismin böyle bir takım olayların olduğu yerlerde bulunması tabii ki de şey değil, yani beklenmedik bir şey değil. Ama şimdi şöyle de yapmamamız lazım. Mesela bu somut olayda onun fiilen şahsen bir dahili var mı bir şey? Çünkü sonuçta emniyet müdürü, vali var üstünde. İçişleri Bakanı var. Biz çok merkezi bir dönemdeyiz yani. Başkaları hiçbir şey yapmadı da o yaptı gibi de düşünemeyiz. Ama ben şahsen Hrant Dink cinayeti sürecini, dava sürecini izlemiş biri olarak Engin Dinç'in orada bulunmasından şüphe duyarım tabii ki. Yani herkesin de duyması gerekir daha önceki şeylere bakıldığında. Yani ama tabii şuradan da başlamak lazım. Ya bizzat Hrant Dink cinayeti sürecindeki rolünden onu almak, ama orada da onlar varken de istihbarat başkanı yapılması diye bir şey var. Ya birileri de onu oraya yükseltiyor. Evet. Ya dolayısıyla biz yani tek bir figür hani o vardı da o böyle bir şeyleri planladı gibi düşünemeyiz. Yani bir zincir vardır, o da bir halkasıdır diye düşünebiliriz ancak. Ama diyorum ya onun olması bir tabii kaş kaldırtacak bir şey insanın. Peki sizce bu ırkçı kampanyayla nasıl bir siyasi sonuç elde edilmek isteniyor? Şimdi onu anlamak çok zor. Çünkü bence siyasi sonuç şöyle. Yani artık bir kere yapılacak herhangi bir şeyin mevcut iktidarın oy desteğini, kitlesel desteğini artırmayacağı ortada. Yani daha öncesinde ne kadar işte tırnak içinde başarılı olunmuş yol varsa hepsi denendi. Dışarıdaki askeri girişimler bile 3-5 gün sürüyor etkisi. Yani iktidardaki ittifakı tekrar seçim kazanacak, meşru bir kitlesel desteğe dayanacak hale getirmek mümkün değil. Bu ortaya çıktı. Yani gidip Suriye'nin tamamını fethetseler bile bir ay sonra oylar gene bu bildiğimiz şeye geliyor. Dolayısıyla da bu iktidarı ayakta tutmak için büyük ihtimalle herhalde yani öyle gözüküyor. Yine böyle hani insanların ya tamam ne olursa olsun bir iktidar olsun da falan diyeceği bir kaos ortamı herhalde yaratılmak isteniyor. Çünkü buradan ne umuluyor olabilir? Bugün Kürtlerin çoğunluğu Türkiye'nin batısındaki büyük şehirlerde yaşıyor. Yani buradan bu tarz bir takım provokasyonlarla işte ne bileyim kaşımalarla ne elde edilebilir? Yani sokaklarda işte bir takım katliamlar, yağmalar, çatışmalar olursa eğer bundan kimseye bir özel bir yarar gelmeyeceği ortada. Ancak şöyle bir şey olabilir. Aman birileri gelsin düzeni sağlasın şu bunları durdursun da kim olursa olsun haleti ruhiyesi yaratmaksa eğer. Bunları da yaşadık biz daha önce. O zaman ordu geliyordu. Bu yani 12 Eylül tabii ki hazırlanmış bir süreçti. Evet. Yani şimdi artık ordu gelmiyor ama bunun bir ilki yapıldı zaten. Yani 7 Haziran seçimlerinin sonuçları hukuk dışı bir şekilde iptal edildi. Seçim tanınmadı ve yenisi yapılsın, durum değişsin diye de bayağı ülke içinde savaş atmosferi yaratıldı. Sadece atmosferi de değil yani. Çünkü bir sürü yüzlerce insan öldü, şehirler yıkıldı. Yani şimdi şu anda o da yetmez yani. İşin kötüsü o da yetmez. Ben çıkar sağlayabileceklerini de düşünmüyorum. Yani Fethiye'de diyelim ki 3-5 Kürt gencini o kalabalık eline geçirdi, linç etti. Şimdi bundan kime nasıl bir yarar gelecek ki? AKP'nin oyu mu artacak? Belki burada bizim sıradan insanların bilmediğimiz ama iktidar içi dengelerle ilgili durumlar da olabilir. Yani işte bakın yani bizi iktidardan düşürürseniz böyle yaparız biz de diyen birileri olabilir. Ben bunları bir şey bilerek söylemiyorum. Yani Türkiye'nin normal halleri olduğu için söylüyorum. Evet. Şimdi öyle anlaşılıyor ki yani iktidarın tamamı böyle kanlı şey bir ortama gidilsin gibi bir şey istiyor değil tamamı.
Ama birileri de istiyor, öyle görüyoruz biz. Evet. Yani bunların iç yüzünü, iç dinamiğini bilemeyiz biz hiçbir zaman. Ama yani çok yazık oluyor çünkü yani artık şöyle bir yanılsamamız var bizim. Yani ne olursa olsun bir şekilde döner kurtarırız biz vaziyeti falan gibi. Ama öyle değil aslında. Çok şey kaybediliyor. Daha şu anda birkaç gelecek kuşağın hayatı zaten kararmış durumda. Bir de böyle kanlı, katliamlı, cinayetli falan böyle bir ortamlara girerse lafın gerisini bile getirmek istemiyorum yani. Gerçekten. Artık katliam üzerine konuşmaktan nerede planlandığını, ne planlandığını falan bilmediğimiz böyle kirli, karanlık, kanlı işler üzerine akıl yürütmekten herhalde benim yaşımdakiler nasıl diyeyim yani bilemiyorum. Yani böyle halimiz de kalmadı doğrusunu isterseniz. Evet. Yani uyanık olmak lazım. Bu özellikle sosyal medyadaki bu kışkırtma, organize kışkırtma işlerine karşı organize olmak lazım. Yani insanlar bunları kovalamalı, takip etmeli, tek tek teşhir etmeli. Bunu mutlaka yapmalı. Orası etkili bir yer yani. Hı hı. Onun dışında da siyasetçilerin üzerine düşen bir takım şeyler var. Ama onların da bunu yapmaya niyeti yok. Yani bir cinayeti adını koyarak doğru düz kınamaya bile yanaşmıyorlar. Bilmiyorum, zor yani. Evet. Bu muhalefetle de işimiz çok zor. Evet Sayın Kıvanç, çok teşekkür ederiz değerli açıklamalarınız için. Vallahi pek değerli olmadılar ama rica ederim. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Evet, yazar Ümit Kıvanç'la Konya'da yapılan ırkçı saldırı